Sevgili Yukarı Tepecikli hemşerilerim, sizlere bu kez ata topraklarınızdan selamlar getirdim. Gayemiz Ümraniye'de yaşayan, köklerinin uzandığı toprakları unutmamış kıymetli hemşerilerimizin memleket hasretini bir nebze olsa gidermektir. Memleketinizde dostlarla sohbet ederek hazırladığımız bu belgesel, geleceğe güzel bir hatıra olarak kalacaktır. El ele ve kardeşlik içinde yaşadığımız Ümraniye'mizden hepinize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Cenab-ı Allah'a emanet olunuz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hoşça kalınız. Yukarı Tepecik Köyü, Sivas ilinin Gölova ilçesine bağlı bir köydür. Yeşillikler arasında giriyoruz bu köye. Traktörlü bir amca selamlıyor ve bize yol veriyor. Köyün girişinde ne de güzel bir yazı. Her şeye canını sıkma ey gönül. Ne bu dert kalıcı, ne de bu ömür demiş Mevlana. Ve öteki taraftaysa köylü milletin efendisidir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Fazla engebeli olmayan bir arazi üzerine kurulmuş Yukarı Tepecik Köyü. Kahverengi ve yeşilden bir köy burası. Tepeden bakalım istedik önce bu güzel köye. Yerleşim alanları yeşilliklerle kaplanmış. Küçük küçük köy evleri. Yazın 150, kışınsa 40 hane var bu köyde. Evlerin çatıları saçtan yapılmış. Buraya çok kar yağdığından evin sıcaklığı çatıya yansıyor ve karlar çabucak eriyor. Burası Yukarı Tepecik İlkokulu. Şimdilerde eğitim öğretime kapalı. Şimdi de Tepecik Köyü Camii'ndeyiz. Cami 1939 yılında yaşanan depremden dolayı yıkılmış. 1940 yılında ise köy halkı tarafından ahşap olarak tekrar inşa edilmiş. 1956 yılında ise köy halkı beton tavanlı olarak yapılmasını istemiş ve beton tavanlı olarak tekrar yapılmış. Caminin içinde ahşap kullanılmış. Pencere üstleri ve kenarları kalem işçiliğiyle süslenmiş. Bu da camiye oldukça güzel bir görüntü veriyor. Şimdi 83 yaşında amcamız Nail Kaygusuz'la tanıştıralım sizleri. Eskiden kağnı arabalarıyla 20 kilometre yol gidip odun yapıyorduk yaylalarda diyor bize. Gelin devamını amcamızdan dinleyelim. Okula hiç gitmedim, dışarıdan girdim. İki sefer okula gittim. Birinci seferde 3 dersten kaldım. İkinci seferde o dersleri de verdim. İlkokul diplomasını aldık. Burada çiftçilik yaptım, çiftçilik. Eskiden öküzlerle, mandalarla çift sürdük. Kağın arabalarıyla odun çektik. İşte reçberliği böyle yaptık. Ondan sonra da traktörler çıktı. Traktör aldım. 7-8 senede traktörle çiftçilik yaptım. Yol yok,
su yok. Efendime söyleyeyim, vasıta yok. Atlarla, eşeklerle böyle ulaşımları bunlarla yapardık. Eskiden böyle bir şey yoktu. O zamanki şartlar çok ağırdı. Buradan Kaan arabalarıyla 20 kilometre yaylamız var, Kızıldağ. Oraya giderdik, oradan odun yapar. Gecenin karanlığında buraya gelirdik. Elektrik yok. Lambalar var ya, şu şişe lambalar. Onlar vardı, fiskeler vardı. Daha evvel de çıra yakarlardı, çıra. Çok kar yağardı. Şimdi buralarda eskiden hep toprak bacalardı. Biz böyle komşuları toplar, 5-6 kişi, 8 kişi, 10 kişi küreklerle o karı temizlerdik. Böyle durumlar vardı eskiden. Allah sağlık versin Nail amca. Çok teşekkür ediyoruz. Bu muhteşem manzaranın ortasında bir göl. Adı Süt Gölü'ymüş. Buranın yaşlıları hikayesi hakkında şiddetli depremlerden oluştuğunu söylüyor. Çünkü gölün bulunduğu yer Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alıyor. Yemyeşil bir göl burası. Kenarda otlayan hayvanlar ve o güzel manzara. Burası da şehitlik. Köy halkı Osmanlı döneminde Rusların Erzurum'a kadar gelmeleri sırasında askerlerimize erzak hazırlamaları için görevlendirilmiş. Ve 1912-1913 yıllarında yaralı askerler burada açılan Sahra Hastanesi'nde tedavi altına alınmışlar. Şehit olan askerlerimiz de işte buraya defnedilmiş. Şimdi sözü Nail amcamızın oğlu Vahit Kaygısız'a verelim. Bize köyle alakalı anlatacakları varmış. Köyümüz çok eski bir yerleşim. Bir de aşağıda aşağı tepecik var. Onlar bizden daha eski. Sonradan Orta Asya'dan göçlerle oba oba gelenler 4-5 tane sülale zamanla gelmişler buralara yerleşmişler, yurt tutmuşlar. Köyün nüfusu gurbeti dahil edersek şu anda herhalde bir 10 bin kişinin üzerindedir. Ama yazın köy nüfusu burada çok fazla artıyor. Gurbetçiler geliyor. Ayrıca normal ziyaretlere gelenlerimiz var. Hani kısım akraba o birisi. Kışında bir yine 15-20 hane kalıyor. Aklımız sürmeye başladığında 60'larda, 62'lerde çocuktuk. Köy o zaman 60-70 haneydi. Kalabalıktı. O zaman gurbetçilik yoktu. Bütün geçim hayvancılık ve reşberlik üzerineydi. Bunlarla geçimini idame ediyordu. Bahar başladıktan sonra iş başlıyordu. Kar yağıncaya kadar iş devam ediyordu. Kar yağdığında da o zaman kışlar çok bol oluyordu. Yani 1-1,5 metre kar yağdığı zamanlar oluyordu. Ara yollarımız vardı. O ara yollar tamamen karla doluyordu. Hayvanları ya tünel açıp geçiriyorduk sulamaya, mulamaya. O zaman kimsenin evinde barkında su yoktu. İki tane köyde, bu mahallede çeşme, o bir tarafta da. Yani şartlar böyleydi. Vahit Bey, teşekkür ederiz bu sıcak sohbetiniz için. Burası da eski eşyaların saklandığı yer. Duvarda kevgirler, tencereler, eski saatler, radyolar, televizyonlar, çeyiz sandıkları, halılar, ne ararsanız var burada. Bu yeşil çeyiz sandığı kim bilir kimlerin mutluluğu, kimlerin hüznü oldu. Biz biraz da hayatı bu eşyalara dokunarak yaşayalım istedik.
sizler de Gazi Atasever'le yaptığımız söyleşiyi izleyin isteriz. Okul hayatını anlatıyor bize. Çok başarılı bir öğrenciydim diyor. Ama hayat şartları el vermemiş ve 14 yaşında evlenmiş. Gerisini Gazi Bey'den dinleyelim. Okul 50'de yapıldı. 5 sene okuduk. İlk mezunlar bizdik. O zaman vardı 120-130 kişi vardı. O zaman kalabalıktık. Müfettiş gelmişti. Biz 4. sınıftaydık. Müfettiş bizi imtihan yaptı. Böyle bir talebeler dedi, ben şehirde bile görmedim dedi. Tarihten, coğrafyadan, matematikten, yazudan bunları yaptı. Biz de o zaman ekeydik, öyle ufak değildik. İlk yapıldığı için hani bayağı başarılıydık. İmkanlarımız olmadığı için okuyamadık. Daha ileriye gidemedik. Zaten 14 yaşında da evlendim. Gazi Bey, çok teşekkür ederiz bu güzel sohbet için. Evet, şimdi de bu güzel çiçeklerin içindeyiz. Sarı, beyaz, turuncu, pembe. Yaradan ne güzel de yaratmış bu güzellikleri ve bizlere sunmuş. Nereye baksak hep Yaradan'ın eseri ve Yaradan'ın izleri, öyle değil mi? Şu dağlar, taşlar, gökyüzü, ağaçlar. Nasıl da düzenli bir ahenkte komşu olmuşlar. Resmen tefekküre daldık. Şu küçük taş evler nasıl da güzeller ve önünde köklü bir ağaç. Biz bu köyü çok sevdik. Tekrar gelmek isteriz. Bu belgeseli köyümüze hediye eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Var olsun, sağ olsun. Sevgili Ümraniyeliler, biz sizin yerinize gezdik, gördük ve tattık. Ama burası yine de sizi bekliyor.